ona. Bir otur istersen. Bir ayağın altına sık. İnanıyorum hem yani. Hem evlatlık, hem kardeşlik, evet. Hem annelik görevini yapıyorsun. Bebek. Evinden tutar gitsin. Maşallah, evet. Ne güzel. Siyah yaman böyle şey yapıyor. Bebek olduğunu biliyor. El tümü bir bebeğe. Yani Allah sana kardeş sevgisini niye veriyor? Sen, ya ben sonuçta bak kardeşine atan var. Allah senin kalbine böyle bir sevgi lütfetmiş. Ne kadar şükretsek az. Yani bu sevgiyi taşıyor olmazsa hiçbir şey kazanamayacaktın. Bu dünyadaki öfkenle kalacaktın. Ama şimdi sen severek de severek bak. Ancak selamlar babam. Aleykümselam. Selam, nasılsınız amca? İyisiniz inşallah. Yani anandan doğduğum doğal hastanın içindeyim. Hem çocuklarıma baktım diyorsun. Hem biz sevgiyi görüyoruz. Merhameti görüyoruz bu ablamızın üzerinde. Fedakarlığı görüyoruz. Büyük bir vefayla kardeşine bakmaya devam ediyor. O sebeple gerçekten yürekten, canlı gönülden tebrik ediyoruz ablamızı. Rabbim sabrını arttırsın, dayanma gücü versin. Hem bu dünyada hem ahirette mükafatını versin. Bütün annelerimiz mesai gütmeden, kalben, bütün fedakarlıklarıyla çocuklarına, evlatlarına gönülden bağlılar. Bu sebeple ben fedakar annelerimizin de bu vesileyle Anneler Günü'nü kutluyorum. Kardeşim bu benim, ben ablasıyım. Benim annem 3 yıl önce vefat etti. Benim de vardı 2 tane özürlü çocuğum. Ondan sonra annem felç geçirdi. 7 yıl anneme baktım. Mecburen bir tek bir kızım. Mecburen de kardeşime bakmak zorundayım. Benim 2 tane özürlü kızım vardı. Onlar da vefat etti. Onlar da beyin felciydi. Aynı bunun gibi. Ondan sonra İstanbul'da oturuyordum ben. Daha önce annem felç olduğunu duyunca gelmek zorunda kaldım. Oradan taşındım. Bilmiyorum, bir evlatlık görevimi yaptım yani. Yapmaya da çalışıyorum. Zor oluyor, altından alırken, yemeğini yedirirken, işte yürüyemiyor, kendi kendine zulüm yaptığı zaman ben dayanamıyorum, ağlıyorum. Ondan sonra kendi öyle kendi kendini parçalıyor. Yani sağlığın değeri bambaşka bir şeymiş. Allah yardımcı olsun bütün özürlüler için, bakanlar için, anneler için. Allah razı olsun annelerinden. Annemin yerini tutamıyorum ben. Tutmaya da çalışıyorum, tutamıyorum. Gözüm gözde erip bitiyor. Allah'ım ya, yavrularımın gününü görmüş de bir oğlum var. İnşallah onun gününü görürüm. 2 tane yavrum elim gözde eridi bitti. Anne, biri 8 yıl yaşadı, biri 3 yıl yaşadı. Yani şu an genç kız olacaklardı. Ondan yaşlılar da görünce dayanamıyorum. Bunun yaşlılığını görünce dayanamıyorum. Annem elim geldi eridi bitti. Allah ne bileyim. Ama sen vazgeçmedin bak. Yok, hayata bağlandım ben, kardeşime bakarım. Bakmakla da ömür, Allah bana ömür verirse bakarım. Ama ne yapayım, Allah inşallah gözümün arkasına da koymaz kardeşimi. Ya dayanamıyorum, elimi bırakmıyor, böyle yanına geldim. Ben yanına yattığım zaman ben yanında yatıyorum zaten, yatmıyor. Ben yatmasam yatmıyor. Hissediyor mu? Hissediyor. Hissediyor, hissi kuvvetli. Yani beni arar, benim kokumdan bilir. Ne güzel, annesi bilir. Önce annemin elini bırakmazdı böyle, yatağının önüne hiç tergemezdi. Annem yatardı rahmetlik, yatarken annemin önüne hiç tergemezdi. Şimdi aynı bağlantıyı bana sürdü. Allah'ım ne bileyim, herkese şeyinin kıymetini, sağlığının kıymetini bilsin. Her insan bir özürlüdür. Bugünün yarını sağlam olacak diye bir şey yok. Benim yavrularım böyle oldu. Dayanamıyorum. Düzelir inşallah. Sizden de çok teşekkür ediyorum. Başkanım Fatih Erkoç'a çok teşekkür ederim. Sizlere tekrar çok teşekkür ederim. Beni düşünmüşsünüz, gelmişsiniz. Allah razı olsun herkesten. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Kardeş kıymetini bilin. Evlatlarınızın kıymetini bilin.
özürlü diye yermeyin lütfen. Özürlü diye herkes vatandaşlardan bekliyorum. Ya yan gözle dün doktora götürdüm. Herkes şöyle baktı bana. Çok zoruma gitti. Bütün vatandaşlara sesleniyorum. Bir özürlü diye bakmayın ona. Herkes çocuğun gözüne, herkes çocuğa bakıyor. Ama ben gururla doktora götürdüm. Gururla sedyeyle götürdüm, getirdim. Peki, Allah'a ısmarladık.